Size merhabalar. Bugün iki tane gözlük incelememiz var. Tek videoyla iki ürün inceleyeceğim. Aynı zamanda da karşılaştırmış olacağım. Aslında tek tek video çeksem de olurdu ama ikisi de aradan çıksın diye çektim. Bunlar piyasada satılan gamer gözlükleri vardır yani fiyatını pahalandırıp sattığınız. Sürüş gözlükleri vardır fiyatını pahalandırıp sattığınız. Veya işte bilgisayar ekranına bakarken gözünüz rahatlasın vesaire diye satılan gözlüklerin benim açımdan o kadar araştırmayla bence en iyisi ikisi diyebilirim bence. Çünkü bu ucuz fiyatlı uygun ve güzel tatmin edici sonuçları var. Bunu biraz daha pahalı ama gerçekten bu da çok güzel. Şimdi hemen konuya gireyim. Ben şunu aldığım günden beri uzun kullanım testi de olsun bu arada. Ne kadar süre oldu hatırlamıyorum. Belki bir senenin üzerinde olmuştur. Keza bu da aynı şekilde. Yeniden kutusuna koydum. Hani sıfırdan için güzel olsun diye. Hem kutusunu da görün şöyle. İşte mavi ışığı vesaire koruyor. Dijital ekranlara karşı da koruyor demiş. Bu Atasun'un ürünü. Şöyle göstermiş. Ultraviolet, cart curt bir şeyler demiş. Şu ışık seviyelerini vesaire kırılımları göstermiş şuradan şöyle. Şöyle göstereyim. Atasun'un ürünü aldığımda 80-90 lira civarında bir şeydi. Şimdi en kötü 100-120 lira falan olmuştur. Herhalde geçen sefer de çünkü önünden geçerken bakmıştım. Şöyle bir kutu veriyor Atasun bu arada. İlk önce Atasun'u bunu inceleyelim. Eye Block'u inceleyelim. Bu gerçekten dediğim gibi günlük hayatta da kullandığım bir ürün. Gözüm ağrıdığında, yorulduğunda vesaire de ev için kullanım için takabiliyorum. Bunu tamamen ev dışı kullanımda takıyorum. Genelde araba sürerken veya dijital ekranlara bakarken bunu çok takmıyorum. Çünkü çok sarı. Ama bu öyle değil. Mesela gezmeye mi gidiyorsunuz? Dışarı güneşli mi? Bunu takın. Çok acayip güzel bir ürün. Yerden gelen yansımaları vesaire her şeyi güzel kesiyor. Bilgisayar izlerken de takabilirsiniz ama bana sadece çok sarı geliyor. Ama bu öyle değil. Bunu da gözünüz alışabiliyor. Daha rahat. Dediğim gibi bu aktif bilgisayar oynarken, telefon bakarken, normal dolaşırken de bunu takabiliyorum. Çünkü çerçeve olarak birkaç tane çeşidi var. Ben bunu beğenmiştim. Şöyle de görebilirsiniz aslında. Hatta şöyle yapalım. Arka tarafın hafif sarılığını görüyorsunuz zaten nasıl göründüğünü. İçinden yine şu tarz bir kutusu daha çıkıyor. Ama ben bunu da taşımadım. Bunlar sıkıntı. Gözlüğe zarar verebilir. Şu daha iyi. Sağlam. Sadece şöyle bir şey için uyarım yapayım. Hani bu videodan sonra alacak veya almak isteyen arkadaşlar için. Gözlüğü güzel ayarlatın. Şimdi onlar şuralara yüzünüzün geldiği yerler için şöyle işte kıvırıp eğirip şu arkasını kulak arkanıza göre ayarlıyorlar. Bunu iyi ayarlattırın. Ne çok sıktırın ne gevşek bıraktırın. Gevşek bıraktırırsanız biraz terlerseniz bu çok kolay kayıyor, düşüyor. Sıktırırsanız da bu sefer bu burada yüzünüzde iz yapıyor. Onun için bunu güzelce ayarlattırın. Ben 3-5 sefer giderek ayarlattım. Bir gün taktım, durdum, bekledim vesaire vesaire şeklinde gitti. Hemen içinden bir tane iki takçık çıkıyor. Orada da işte şu ışığın kırılmaları, yansımalarını vesaire gösteriyor. Bu çok da önemli değil. Şöyle. Biraz ekran kirli ama olsun, tozlanmış. İçinden bu arada normal Atasun'un verdiği bir tane gözlük bezi var. Onu kullanmayın. Gidin güzel bir gözlük bezi alın. Veya bulun. Acayip iz oluyor. Acayip bir iz oluyor. Ben sırf bunun için iade etmeyi bile düşündüm yani açıkçası. Şöyle göstereyim. Yani bunun çok beyaz, çok sarı. Hemen şöyle duvara doğru bakayım. Çok bir farkı yok. Yani gözünüze taktıktan sonra alışabiliyorsunuz. Hatta şöyle kameranın üzerine getireyim. Şöyle. Yani dediğim gibi bunun çok bir farkı yok. Şöyle. Aslında daha net anlaşılabilir böyle. Şöyle. Bu normal gündelik kullanım için güzel.
şöyle göstereyim. Tamamen zaten ışığı falan geçirirken sadece süzüyor giderken. Yani o da gözünüze bir tık rahat ettiriyor. Ama onun dışında hani komple ışık geçirmez, komple şu, komple bu diye bir şey yok. O tarz gözlükler zaten gerçekten çok pahalı. Ama bu biraz da olsun süzüyor ve gözünüzü rahatlatıyor. Onun için alınabilir kategoriye koyuyorum. Çünkü kendim kullanıyorum. Ve çok memnunum. Hani onu da belirteyim. Gerçekten memnunum bu üründe. Sadece dediğim gibi çok iyi bir gözlük temizleyici, gözlük bezi bulun. Yoksa çok eziyet çekersiniz. Ciddi anlamda. Şunu şöyle koyayım. Şimdi Move. Bu markayı çok fazla araştırdım. Almadan önce net hatırlıyorum. Bayağı uzun süreler araştırdım. Hatta başka yurt dışı firmaları vardı ama sağ olsun gümrüğümüz her alınanı banladığı için artık her banladığı için derken yani vergisini kestiği için pahalıya geliyor. Yurt içinde de bu gözlük vardı zaten. Güzel bir gözlük. Sitesine falan da girebilirsiniz Move'un. Aldığım dönemde bu 199 muydu? 150 miydi? Hemen bakayım. İçinde faturalarını vesairelerini saklamışım. Trendyol'dan almışım bu arada. Faturasını hemen kontrol edeyim. 168 liraya almışım ama net hatırlıyorum çok güzel bir indirimi vardı bunun. Öyle aldım yani bir yüzde hani 30 yüzde 40 hani yüzde 30. Telefon geldi. Videom kesildi. Şimdi ikisinin arasındaki farkı ve renk şeyini anlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bunu da açıp göstereyim. Şunun farkına bakın. Şöyle yine tutayım. Yani bir şey etkisi yok. Bir de şu arkadaşa bakın şimdi. Şöyle. Yani bu dışarıda takmak için çok güzel. Işıkları güzel kesiyor. Araba sürerken de güzel. Akşam insanlardan gelen şey için de güzel. Ama ne bileyim ben bunu film izlerken oyun oynarken takamam, oyunun renklerine hakim olamam. Onun için hani bir süreden sonra tamam belki unutuyor olabilirsiniz hani gözünüzde gözlüğü unutursunuz. Şey olur ya bunda da birazcık oluyor ama bunu tamamen renkler doğal görünüyor. Bir problem olmuyor. Ama bunda öyle değil. Ama bunu bilgisayar, bunu da dışarıda kullanırsanız ikisi de gerçekten fiyat ve performans olarak çok güzel ürünler. Dediğim gibi şu an fiyatlarını bilmiyorum. Hem uzun kullanım testi olsun hem gözlük tanıtımları olsun. Move ve iBlock benim için çok güzel. Başka markalar var mıdır? Var. Bir sürü markalar var dışarıda. Ama fiyatlarına göre bence çok güzel. Bunda herhangi bir kulaklarında şeyimle hiçbir sorun yaşamadım. Ne ağrı ne sızı çerçevesi. Çok güzel bunun. Hiç hissetmiyorsunuz bile. Mükemmel bir çerçevesi var. Dediğim gibi camları fena değil. Plastiğimsi zaten. Birini alırım, diğerini almaya gerek yok derseniz ev içi kullanım için dediğim gibi bunu önerebilirim fiyat uygunsa ki en son baktığımda uygundu. Bunu da kesinlikle dışarıya çıkarken önerebilirim. Parlak bir zemine parlak ne bileyim yazın özellikle veya kışın da karşıdan far ışığım geliyor. Arkadan birisi selektörüm atıyor. Arkadan uzun farla gelen birisi mi var? Çok mükemmel. Ev içinde de kullanabilirsin. Kullanamazsın demiyorum. Ben kullanmıyorum. Sen kullanmak istersen kullanabilirsin ama ben kullanmıyorum. Ürünler böyle. Yine aklınıza takılan soru ve öneri vesaire olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bu iki ürünün de şahsen arkasındayım. Nereden baksam bir senelik falan kullanım olmuştur rahat. Belki daha fazla da olabilir. Yaşadığım eksi artı yönleri düşünüyorum. Yine aklıma bir şey gelirse yorumlarda da belirtirim. Yorum açıklama kısmında pardon açıklama kısmında da belirtirim.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.